görüyorsunuz. Başbakan eski yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veys Kayna, Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Fatih Şekeli İlkokulu 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kaynak oy kullanma işleminin ardından vatandaşlarla selamlaşarak sandık kurulu üyelerini ziyaret etti. Sayın Bakanımız Veys Kaynak, burada açıklamalarda bulunan Başbakan eski yardımcısı Veys Kaynak, Türkiye'nin demokratik usullerle cumhuriyetine sahip çıktığını dile getirdi. Milletimiz cumhuriyetine sahip çıkıyor. Bunu demokratik usullerle kendini sandıkta ifade ederek sahip çıkıyor. Bu seçim söylediğiniz gibi çok ilki yaşadık. 200 yıllık bir yönetim anlayışı, sistem anlayışımız, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da yaptığımız referandumla halkımız tarafından kabul edilen anayasa çerçevesinde artık Cumhurbaşkanı hükümet sistemine dönüşüyor, dönüştü. Bu seçimde bunun ete kemiğe bürünmesini sağlayacak. Bundan sonra kimse milletin oyundan, milletin aldığı oyun gerektirdiğinden başka bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Ankara'nın karanlık dehlizlerinde başka atraksiyonlarla, siyaset mühendislikleriyle başka bir hükümet ortaya çıkartamayacak ve artık halk kendini yöneteceği doğrudan tek dereceli, sadece kendisinin doğrudan yaptığı bir seçimle sağlamış oluyor. Hükümetlere güven oyunu artık halk kendisi bizzat vermiş oluyor. Kaynak konuşmasının devamında kendisine verilen başbakan yardımcılığı görevini layığınca yerine getirdiğini belirtti. Cumhuriyetimiz 95 yaşında. Biz bunun 1923'ten beri hükümetler kuruldular. Bu hükümetlerde milletvekillerinden bakanlar oldu. Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle ben Kahramanmaraş tarihinde başbakan yardımcılığı görevine getirilmiş tek kişi oldum. Çok zor bir süreçte bu görevi ifade ettik. Bir yandan 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bir yandan hemen arkası sıra Fırat Kalkanı Operasyonu bu kardeşinize önemli görünmeyen yükler yükledi. Ve bir yandan da anayasa değişikliği yaptık. Ve yine benim için de Kahramanmaraş için de son artık başbakan yardımcısı olmayacak. Bu da nasıl son başbakan, başbakanımız Sayın Binali Yıldırım. Biz de Kahramanmaraş adına böyle bir görev ifade etmiş olduk. 24 Haziran seçimleriyle Türkiye'nin şahlanacağını ifade eden Kaynak, sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nun özverili çalışmasıyla en kısa zamanda aktarılacağını kaydetti. Bizim milletimiz cumhuriyetine sahip çıkıyor, devletine sahip çıkıyor. Bunu da büyük basiretiyle, büyük ferasetiyle seçim sandıklarında gösteriyor. Bir başkası gibi gezciler, dolaşçılar gibi birkaç ağaç için etrafı yakıp yıkan bir millet değil. Göreceğiz. Bu seçimde de katılımlar yüksek olmuş olacak. Ve yine göreceğiz. Türkiye en sağlıklı seçimleri yapan ülkelerin en başında gelmiş olacak. İnşallah çok gecenin ileri saatlerine kalmadan Yüksek Seçim Kurulumuzun, il seçim kurullarımızın, ilçe seçim kurullarımızın ulaşmış olduğu teknik donanım da bize seçimlerin neticesini bir an önce almamız sağlayacak. En başta söyleyeyim tekrar söylüyorum. Seçim milletimize, vatanımıza, devletimize, İslam coğrafyasına, bütün bölgeye hayırlar getirsin.